İlk başta aslında Sayın Mansur Yavaş bütün Türkiye'nin aslında istediği şeffaflığı göstererek dedi ki Her aday mal varlığını açıklasın kardeşim Açıklasın ya dedi eğer üstünüzde haksız bir zenginleşme yoksa ne varsa ne yoksa açıklayın dedi Mansur Yavaş açıkladı Ekrem İmamoğlu açıkladı Ardından Murat Kurum açıkladı Ardından Tunç Soyar açıkladı Diğer belediye başkanları açıkladı Bir katıldığı programda Turgut Altınok'a soruldu mal beyanınızı verecek misiniz diye. Mülk Allah'ındır dedi. Biz dedi emanetçiyiz. Mülk Allah'ındır dedi. Peki açıklayacak mısınız dedi. Efendim dedi biz zamanı gelince açıklayacağız dedi. Tabi bu her yerde karşısına çıkınca da mecburen açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıkladığı bir liste vardı. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve dedi ki insanın dedi özü sözü bir dürüst olmalıdır. Bir belediye başkanı öncelikle şeffaf olmalıdır. Bir belediye başkanının duruşu olmalıdır ve o bir yanda bir bu yanda bulunmamalıdır. Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündem yaratılıyor diyor. Bu suni gündemlerle değerli Ankaralı hemşerilerimi incittiklerini hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir diye paylaştı. Paylaştığı listede de 22 tane arsa kendi üzerine, 11 tane konut, 1 tane benzin istasyonu, 2 bina, 25 tarla, aile şirketi hissedarlığı, Turgut Altınok'la ilgili Altınok gayrimenkuldaki hisselin hissedarlığından bahsediyor. O hissedarlığa ait 5 dükkan. Burada 12 konut yanlış. Burada 67 konut olacak. 67 tane konutu var. Çünkü 100, 60 küsür tane daire kalmış ama onun 67 tanesi. %36 hisse, hissedarlığı var. Bu şekilde mal beyanında bulundu. Şahane. Ardından bunun mal beyanıyla ilgili açıklamanın içerisinde acaba dedim bunların çünkü yapılan mal beyanı açıklamalarında şunu gördük biz. Mansur Yavaş dedi ki benim mal varlığım bu kardeşim. Eşimin de bu. Eşi yanılmak da zorunlu değil. Bankadaki mevduatım da bu. Benim taşınmazlarım bunlar ve para edebilecek şeyler de bunlar. Açıkladı açık açık. Herkes de açıkladı. Ama Sayın Turgut Altınok bunlarla ilgili değerlerini açıklamadı. Bankayı açıklamadı altın, döviz ya da diğer emtiaları açıklamadı. Ve bunlar açıklamadığı gibi onun üzerine de ben dedi banka hesabı kullanmıyorum dedi. Sadece emekli maaşımın yaptığı bankam var onu kullanıyorum dedi. Şimdi demek ki başka bir değerde taşınıyor paralar ya da değerlendiriliyor. Onların da açıklaması gerekiyor ama açıklamadı. Devam Murat, edelim. Murat şimdi burada dedi ki içinizde en ufak bir tereddüt olmasın. Sen şimdi evet. bunları gördükten sonra, sonra parsellere de bir baktın. Ee, dedin ki benim içimde bir tereddüt var ben ve bir iddianın peşine düştün. Ben Sırayla ki, gidelim o parsellere de bakalım. Burada açıklandıktan sonra ben buradaki değerleri ya da bu parsellerin büyüklüğü ne kadar arkadaş? Bu kadar arsa var da 25 tane tarla. Ya olur mu öyle şey yani. Ne kadar bunların büyüklüğü? <laughs> Oturdum, bakın bunu her yurttaşımız... Televizyonları başında bizi izleyen her yurttaşımız şu anda internete girip tapu parsel sorgulama diye girdiğinde burada yazan parsel numaralarını yazıp onun uydu görüntülerini, parsel sorgulamadaki miktarını, metrekaresini her şeyini görür. Bu kadar şeffaf e, sorgulama. Ben de girdim, aynen sorguladım. Hatta bazılarını bulamadım. Kaydı yok. Muhtemelen parsel numaraları değişmiştir. Bunların toplamı 5 milyon metrekare yapıyor ilk açıkladı. 5 milyon metrekare. Bak biraz gözümüzde canlansın. 5 milyon metrekare ne demek? Monako'yu biliyorsun abi. Evet. Monakodan büyük. Ülkeden, Ülkeden büyük yani. Avrupa ülkesinden büyük. Yani. büyük. Ya birçok ilimizden de büyük. Evet. Ankara'nın yarısına sahip bir dersek iyi Çünkü nedir? fiziki olarak söylemiyorum. Hani bina olarak söylüyorum. Evet. Ardından bu arsaların içerisinde biz bir tanesinin de e, kat karşılığı verildiğini öğrendik. Orada da çok büyük plaza yapılmış, 67 dairesi varmış ama o da yok beyanda. Ne kadar olduğu, ne kadar onların değeri olduğunu bilmiyoruz ama biz öğrendik 3,5 milyon liraymış. Ya, Üç. Plaza bitmiş, plaza orada daireleri var ve mal varlığı Kiraya var. verilmiş, satışa çıkarılmış, ee, bununla ilgili gelir kaydedilmesi gereken gelir kaydedilmemiş. 67 tane dairesi varken işte şirketin üzerinde 100, 160 tane daire varken abi bunların biri açıklanmamış açıklanmamış. Bunu öğrendik. Ama sonra açıklanmayan bambaşka bir Ankara'dan Antalya'ya. Ben bununla ilgili. ilgili şöyle, geçmiş zamanda parsel parseli yazarken Ankara ile ilgili değerli büyüklerimizin e, mal varlıklarla ilgili birçok bize bilgi geliyordu. Turgut Altınok'la ilgili Antalya'da Turgut Altınok'la ilgili Antalya'da bana e, hem abisinin hem de kendisinin burada arsa olduğunu, arsası olduğunu e, 2020 2021 yılında bununla ilgili de çok büyük bir inşaata başladıklarını e, havalimanının hemen yanında olduğu ve havalimanından da gerekli yazışmaları yaparak izinler aldığını söylemişlerdi. Şimdi aklıma bu gelince acaba listede var mı diye baktım. Listede yok. Listede yok. Ya burası bitti mi diye Antalya'daki meslektaşlarımı aradım. Meslektaşlarım dedi ki abi burada bilmeyen yok ki zaten dedi Antalya'da, Aksu'da. Nasıl yani ya dedim? Başladılar abi 660 daire yapılıyor dedi. Bunlar binaların resimleri. Yok denilen var ya. Şu an inşaatı sürüyor. Sürüyor. Zaten çoğu da e, tamamlanmak üzere. Evet. 660 tane inşaat burada. Kim yapıyor? Ramazan kara bulut olması lazım. Evet. Ramazan kara bulut. Aa, Ramazan tamam. kara bulut adlı müteahhitle anlaşıyor. O 12 bin küsur metre karelik arazisinin üzerine 660 daire, 1 artı 1 sadece, başka yok. 660 daire 3 bloktan oluşan 14 katlı, 3. blok 16 katlı bir yapı başlıyor. Buradaki de onun görselleri. Murat Diğer, tamam böyle ama Sayın nokta diyor ki hayır bunlar benim üzerime değil. Aynen ...bunlar benim üzerime değil diyor. Onu ima etmeye çalışıyor. İspatlayın diyor ya, benim değil de demiyor bak orada. İspatlayın diyor, benim böyle bir dairem yok diyor. Peki, devam edelim. Bu Diğer görsele geçelim, dörde geçelim. Şimdi Turgut Altınok yaptığı Ankara'daki mal varlıklarını açıkladığı açıklamasında... ...şu ikinci mesajı paylaşmıştı. Demişti ki, ben şirketin Turgut Altınok... 6. Gayrimenkul Ayşe adında aile şirketinde %36.99 yani %37 hissesine sahibim. Ve bu hisseden de yani bu şirketteki hisseden de 183 adet daireden 67 adeti bana ait artı 12 tane de dükkanı bana ait. Yaptığımız inşaattan bu kaldı bana diyor. Ha, bu 67 tane sayı olarak çok küçük gibi gözüküyor da <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> ya, tanesi, 3 milyon liradan bahsediyoruz. Abi. 12 dükkan diyoruz dükkanın inanılmaz büyük Değil maliyeti var ya, şey var Değil değeri var. Şimdi bunlardan da biz şirkette ortaklığının %37 olduğunu Turgut Altınok'un Altınok gayrimenkulde olduğunu öğreniyoruz. Peki Altınok Gayrimenkul'un kuruluşundan itibaren yöneticisi kim? Turgut Altınok, Hacı Mehmet Altınok. Kardeşi. Devam anladım. ediyoruz. Kardeşi Turgut Altınok, Hacı Mehmet Altınok. Son duruma geldiğimizde ise Turgut Altınok, Hacı Mehmet Altınok ticaret. Buradaki Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki bilgilerini görüyorsunuz. Sermayesi de 500 bin TL sermayesi var. 500 bin TL sermayesi var. Firmanın bilgileri burada. Peki yetkilisi kim? Hemen yine Ticaret Sil Gazetesi'ndeki bilgilere bakıyoruz. Efendim? Hacı Altınok. Yani şirketin üzerindeki bütün malların yönetimi, satışı, kiralanması, bütün her şeyi yapmaya yetkili kişi... Hacı Altınok yani Anak, kardeşim. Bir parantez açıp bir şey sorabilir miyim? Tabii. Genelde böyle insanlar siyasete girdiklerinde böyle şirketlerde yönetimden çekilirler ve akrabası yönetimi almış gibi görünüyor. Öyle bir durum mu bu? Kesinlikle. Benim tahminim bu. Yani Sayın Turgut Altınok şey demişti açıklamasında. Ben siyasete girdikten sonra malım artmadı, malım azaldı dedi. Buna sevinmelisiniz dedi. Bunu söyledi. Peki buradaki amaç Turgut Altınok Belediye başkanı olduktan sonra, siyasette olduktan sonra acaba sonuç olarak bütün işleyişlerini, ticari faaliyetlerinin hepsini kardeşine devrettiğinden dolayı olabilir mi? Bütün mal varlığının yönetimini de kendisine devrettiğinden dolayı olabilir mi? Ama ortak aynı zamanda hala değil mi? Hala ortak. Ortak yani yönetimi sadece devretmiş. Hala ortak. ortak. Bak orada söylüyor kendisi. Yani, %37'si, yani şirketin malları onun da aynı şirketin zamanda. Şirketin %37'si benim diyor. Yani biz Hacı Altınok'la ortas onun neyi varsa benim de %37 payım vardı Anladım. şirkette. Hı -hı. Peki, Şimdi buraya kadar geldik. Şimdi bunun akabinde vergi ödemiş mi? Hayır. 67 tane Ankara'da dairesi olan. Hali hazırda kiraya verilen ve satılan. Gelir ve gelir be, e, gelir vergisi ödemesi gereken yerde şirket vergi ödemiş mi? Hayır. Peki kaç yıldır ödememiş? 3 yıldır. Nasıl ödemiyor? Şöyle, bunu sadece belgeleri görmediğim için tahmini söylüyorum. Gideri çok fazladır o gideri gösterdiği için de matrahsız çıkar. Yani der ki ben kar yapamadım. Aksine zarar ettim. Ama benim de kafam aklıma su, soru işareti geliyor. Ya arkadaş, kulağım, sen işareti. inşaat yapmadın. Sen kat karşılığı anlaştın. Müteahhit onun yükünü üstlendi. Sen direkt dairelerini aldın ve kâra geçtin. Hatta o dairelerin bir tanesinde de emlak şirketi kurdun. O emlak şirketinden de kiralamalar yaptın. İsterlerse onun da belgelerini imzalamış olduğu sözleşmeleri gönderirim. Devam edelim. Diğer görsele geçelim. Şimdi... Şimdi ben bunun rahat... üzerine Antalya'daki Hı. yeri araştırmaya başladım. Az önce inşaatın halini gösterdim size. Antalya'daki parseller bunlar. Bunlar projenin içerisindeki e, görseller. Bu projelerin içerisindeki görsellerde şöyle bir şey var Timur. Devlet Hava meydanlarıyla yazışma yapılmış. Devlet Hava meydanlarıyla. Devlet Hava Meydanları'nın içerisinde aynı zamanda e, başka e, yazışmalar da yapılmış ve izinler alınmış. Bu izinlerin neticesinde de bu izinlerin neticesinde de e, bu 660 daire 3 blok işleme konmuş. Şimdi bir tane görselimiz eksik. Onu ekleteceğim. Müsaadenizle telefonumu alayım. Ama şeyi doğru anlamak için soruyorum. Ya burası sonuçta havalimanının yanında olduğu için ve burada 14, 15 katlı çok yüksek binalar yapıldığı için o devlet hava meydanları işletmesinden de izin almaları yani bu Tabii, alanların şart. Şart. Ee, uçak inişlerine engel olmaması, o yüksek binaların olmaması için Şart. bunların olması gerekiyor. Çünkü orada yani. sonar cihazları var. Orada Tabii bir takım radarlar gibi. var. Onları e, yüksekliğin etkilememesi, uçakların iniş kalkışında bir takım aksaklara sebebiyet vermemesi için e, şeyler alması gerekiyor. Şimdi Turgut Altınok diyor ki, benim diyor burada bir şeyim yok. Bu diyor, benim değil ama diyor. Kardeşimin diyor. Bakın bu, bu belge, oradaki binanın Oradaki binanın projesi, projesinin içerisindeki belgenin bir kısmı. Şimdi gerisini mahkemede açıklayacağız. Şimdi bak ne yapmışlar? Alt kaç tane daire yapılmış? 660. 660 tane. Peki e, burada ne var? A blokta kaç var? 14 kat. 14. B blokta kaç var? 14. C blokta kaç kat var? 16. 16 kat. Peki bunun toplam oturumu ne kadar Timur? 50.792 metrekare. Yani 12.000 metrekare arazi olmuş size üstünde yapıldı inşaatla birlikte inşaatın toplam alanı 50.792 metrekareye çıkmış hocam. Ve burası hala yok deniyor değil mi? Devam edelim şimdi. Bununla ilgili yine başka bir şeyimiz var. Onu da hemen anlatayım size. Bununla ilgili de diyor ki tapu yok. İşte bu tapu bize ait değil. Bu tapunun herhangi bir görseli sunun diyor. Hemen onu da biz sunalım. Buranın peki e, tapusu kime ait ve gerçekten arazi mi, gerçekten Altınok ailesine mi ait? Bu soru işareti değil mi? Ya varsa iddian çıkarır koyarsın. Bu projenin içerisindeki net bilgiler. Bakın 1 artı 1, 50, 54, 52, hmm. 55 metre. Gözde tapuyu da ver sana zahmet. Hemen yanında. Heh. Tapu da burada. Antalya, Aksu, Altıntaş 12.129 metrekare. Sahibi kim? Hacı, Hacı. Altınok. Hacı, Hacı Altınok. Evet, ailenin ve şirket ortağı olan abisinin üzerine bu tapu üzerine 12.129 metrekare araziye ne yapılmış 12.129 metrekare 660 tane konut yapılmış sen şimdi şunu mu kanıtladın Murat bir özet geçmek istiyorum sen altı nok Turgut